dünyanın en çirkin masa lambasının kardeşi. Bana hep diyorlar ya, kafan mı güzel senin? Tinerle mi? Kadın tinerle uğraşarak kafayı buluyor ya. Ben de İlker Çamlıca gazoz içince kafayı buluyorum. Güzel boya, güzel. Yani boya güzel, sen boya de. Boya gerçekten çok güzel. Önce. Ama bugün biraz yorgun gibisin. Tabii Uranüs retrosu da geriliyor. Peçete Afrika Medium'umuzu, yani peçete tutkalımızı. Peçete tutkalı. Afrika Medium söyleyince havalı oluyor ama aferin kız sana. Harbi adamsın. İçeriden boyunuz arkadaşlar. Peçeteler daha net görünüyor. Kendi kablosu çalışıyormuş, kendisininkini geçireceğiz. Bu da nostalji kokuyor bak. Evet. Şu kapak zaten bunundu. Buraya taktık ya. O yüzden... Daha önce yapmıştık ya, dünyanın en çirkin masa lambası diye şöyle. Bayağı uğraşmıştık falan, çok çirkin oldu diye. Onun bir de ikizi, kardeşi vardı. Bunlar iki tanelerdi böyle. Bunu bana yapmıştık, çirkin diye. Bunu da güzelleştirip Neslihan Hanım'a yapacaktık, o istiyordu. Bu da aynı onun gibi, ispas içinde falan. Zımparalayacağız, bir şeyler yapacağız. Sonra bunun bir kablosu var, onu takacağız. Şöyle kavanozlardan birini seçeceğiz. Hangisini isterse hanımefendi ona bırakacağız. Ve bunun tepesine böyle geçireceğiz. Becerebilirsek yapmış olacağız. Yapacağız. Gayet güzel olacak. Merhaba de. Bir yerden başlayalım. Merhaba. Ben seçtim. Çoktan seçtim. Neyi? Kavanozu mu? Bunu da istiyorum. Ama dörtgen. Şu yuvarlak, çilek reçeli, şu zeytin. İlk önce etiketini sökeceğiz. Şunun üzerindeki pasları alalım ben de. Ufak bir zımparaya. Hem de tozu alınır. Bunu da silsene tinerle. Silerim. Bana şey diyorlar ya, kafan mı güzel senin? Tinerle mi? Kadın tinerle uğraşarak kafayı buluyor ya. Ben de İlker Çamlıca gazoz içince kafayı buluyorum. Bizim meşhur bir pembe boyamız var. Şu boyanın aynısından olsun dedi. Evet. Hanımefendi. Şimdi bu boyadan yapacağız. Güzel boya, güzel. Yani boya güzel, sen boya deme. Boya güzel. Boya gerçekten güzel. Ama bugün biraz yorgun gibisin. Yo, iyiyim aslında. Modum düşük diyorsun. Modumu düşürdün tabii. Tabii, Uranüs retrosu da geriliyor. Şu Merkür de başımızdan bir gitmedi ya. Evet, ne senede zaman... 3 kere yapıyor bunu. Merkür kim ya? Merkür kim bak? Seyircilerimiz Merkür'ü tanımıyor da. Merkür şey ya, Çin'de koşan bir beygir adı. Çin pistte iyi ama kumda gitmiyor. Cengiz Bey. Bu da mı acaba onun kadar çirkin olacak? Ay, yüzüme sıçrım. Affedersin. Kazağım yeni. Affedersin. Bıyıklarım da yeni. Affedersin. Şimdi bizim için şu kapak delinecekti ya. Bunu şöyle, keskiyle şurada yavaş yavaş ayıracağız ki burası delinebilsin. Sen beni bekleme istersen. Sen al buna çalışmaya, buna ne yapacaktın? Ne yapacaksın, ona peçete tekniği mi yapacaksın? Evet. Peki. Neyse abi, şöyle tutsam şunu. Bu olacak bak. Ya onu da boyarsın sonra. Hı. Yırtmaya başladı kadın. Ne işi ya işte. Şimdi peçeteleri ben elimle böldüm. Ayırdım. Şöyle her zamanki gibi peçetemiz 3 katlı olduğu için 2 katını ayıracağız. Tek kat haline getireceğiz. Tek kat haline. Unutmayın. Evet. Bu kadın söylüyorsa tatbik edin. Bir şey evet. Biliyor da söylüyor. Şöyle. Peçete Afrika Medium'umuzu, yani peçete tutkalımızı. Peçete tutkalı. Afrika Medium söyleyince havalı oluyor ama. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi peçetemizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra merkezden dışa doğru.
Ortadan dışa, ortadan dışa. Orta basınç uygulayacağız. Orta basınç, evet, unutmamışsın. Az basınç uygularsak boyaya şey yapamayız, arada kabarcık kalır. Evet. Çok basınç uygularsak peçeteyi yırtarız. Aferin, iyi dinlemişsin dersi. Biz buradan ders alıyoruz, hayattan ders alırız biz öyle. Her şeye böyle bir ders çıkartmak için bakarız, boş boş bakmayız mesela. Yes. Böyle Venüs retrosuna bakmıyoruz ama Merkür o, Merkür. Merkür retrosuna bakmayız ama geleceğimizi oradan tayin etmeyiz ama hani bu kadar pozitifsin, devamlı gülüyorsun falan, bak şekil A'daki kitinerleri işte kokluyor. Kitinerleri kokluyor, pozitif davranıyor. Şu ucunu olmadı. Şuraya sür. Şimdi ben onu yap. En son kontrol edeceğim. Hadi zaten. İşini güzel yap. Çok güzel oldu. Evet, ne yapıyorsun? Devam mı şimdi? Evet. Bak buradan gireceğim. Şöyle göstereyim. Kızma bana. Çok güzel oldu bence köşe. Hı-hı. Köşelere girdin mi hoş olacak. Evet. İhtiyar böyle teyzeler olur ya. Herkese laf atalım. Köşe başına diki ilerle. Şiş kopasma fıstık. Ben kendim onlar gibi hissediyorum. Ona geleni laf atarım. Ona geleni laf atarım. Kendim onlar gibi hissediyorum ya. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama. Ama onlar bize ait. Anadolu insanı. Arkadan bir boya mı çekelim buna? İçeriden bu içeme boyama. Hı hı. Her yerini mi boyayacaksın? Hayır. Sadece çiçeklerin olduğu kısmı. Ne güzel oluyor. Yani içeriden boyuyor beyaz boyayla. Gül daha net görünsün diye. Aferin kız sana. Harbi adamsın. Değme adamlara taş çıkartırsın. Kesinlikle, bak buna katılıyorum. Biz ne adamlar gördük, adam değil, ne elbiseler gördük, elbise değil. Öyle değil mi? Yok, galiba. Uydurdum galiba. Ben sosyal medyada gördüğüm en güzel espri ne biliyor musun? Mahmut Tuncer hapishaneye düşmüş, böyle caps yapmışlar, tamam mı? Şöyle yan yatıyor. Bana bir mendil verin diyor, dünyayı halaya kaldırayım. Anladın mı? Bir mendil verin diye. Şey demiş ya bir bilim adamı, bana bir kaldıraç verin, dünyayı havaya kaldırayım diye. Mahmut Tuncer de ona özeniyor demek. Şimdi arkadan boyadığım için de öne doğru bir boyut kazandıracak. Derinlik diyoruz. Evet. İçeriden boyuyoruz arkadaşlar. Niye içeriden? Çünkü peçeteler daha net görünsün diye. Şimdi bunun bak biraz şimdi kenarlarına yaprak geçeceğim ben. Aralarını dolduracaksın yani. Hı hı. Yapacağım dört tane yaprak. Çok tatlı olduk kız. Ha, büyük yaprak çalışıyor ne burada? Şöyle. Daha önceden küçük çalışıyor mu? Ama harbi yaprak hayat veriyor buna. Ben zaten yaprak çalışmayı çok severim ya. Ya çoğuş, ben peçetede çalışmayı seviyorum. Sen her şeyi seviyorsun ya. Ama asıl en çok dünyada yemek yemeyi misin? Kesinlikle. Vallahi öyle. Terapi benim için doğal terapi. Ne? Yemek yemek. Dünyaya bir daha gelsen yine yemek mi yemek? Öyle bir şansım yok ama isterim şahsen. Ama bu sefer eğer öyle bir imkanım olsa iyi bir kilo alamayanlardan olmak isterdim. Bırakırsana bak. Tamam, 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 tamam. Bu daha iyi olur. Tamam, bak şu aç, bak şu aç. Tamam. Şöyle hatta. Tıkaşma. Tamam hadi sabitim. Hiç şikayet ediyor, işe yaramıyor. Al. Biz bunu Neslihan Hanım görüldüğü gibi şu formata getirdi. Güller aralarına yapraklar çizdi. Gayet estetik bir form aldı. Da boyamıştık. Kurudu artık. Kurumamış ama. Olacak bu kadar. Yağlı boya. Kolay kurumaz. Evet. Şimdi şunu içinden geçeceğiz. Kendi kablosu. Kendi kablosu çalışıyormuş. Kendisini geçireceğiz. Bu da nostalji kokuyor bu. Evet. Duydu ya. Hı hı. Sadece şu porselene lazım. Bu artık çalışmıyordu. Şuna gittim. Burdacıdan aldım. Para vermedim. Korkma ona da para vermedim. Yani içini ben de yeni görüyorum. Görmüyor ki. Ben buradan bastırınca ikimiz ancak bir adım atıyoruz. Bak değil mi? Evet. Dur. Sabit. Ayakkabıdan radyo bile yapabiliriz bence. Şimdi bir çalışıyor mu ilk aşaması? Şöyle bir şey var, bunu koymamız lazım. Kapat. Tamam, bir dakika dur. Görür misin?
bakalım. Hızla sona yaklaşıyoruz. Nihayet. Herkes merakta tabii. Şu kapak zaten bunundu. Buraya taktık ya. O yüzden... Olacak, sabret. Kurtulamaz o artık bizde. Tamam, çevir. Açıyorum. Çok da kötü değil canım. Sanki var ya, ışığı, elektriği, ampulü bulan biziz ya. Ya dedik ki atmayalım falan dedik ama bilmiyorum ki atsa mıydı. Neyse atsaydık. Evet böyle. Böyle bir videoydu arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.